Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomda bu erkek patiğimizin devamını sizlere anlatacağım. Şu kısmının yapımında kalmıştık. 9 sıra örecektik. 9 sırayı ben tamamladım. Şimdi 3 sırada da topuğumuzu oluşturacağız. Toplamda 12 sıramız var. Şu kısmında arkadaşlar. Şimdi topuk kısmını oluştururken toplam ikili trabzan sayımızı sayıyoruz. Ortadan 8 taneyi ayırıyoruz. Sağında ve solunda eşit miktarda ikili trabzan kalıyor arkadaşlar. Siz ikili trabzanlarınızı sayın. Ortadan 8 taneyi ayırın. Sağda ve solda eşit miktarda ikili trabzan kalsın. Ortadan ayırdığımız 8 taneye kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Ortadan ayırdığımız 8 taneye geldik. Tığımızın üzerine almadan birinciye battık. Bir kere de çekiyoruz. İkinciye batıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. 8 taneyi bu şekilde öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geri kalanları ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, ikili trabzanlarımı sıra sonuna kadar tamamladım. 10. sıramı yaptım. 11. sıramı da 3 zincir çekerek yukarıya çıktım. Yine ikili trabzanlarımı tamamladım. 8 tane olan orta kısma geldim. Burada şimdi tığımın üzerine almadan birinciye battım. İkinciye battım. Üçünü bir topluyorum. Bu şekilde toplayarak gidiyoruz. Bakın 7.'ye battım, 8.'ye battım, 3'ünü bir topladım. Sonrasında ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Yine şu kısımdaki ikili trabzanlarımı tamamlayacağım. Evet, 11. sıramı tamamladım ikili trabzanları. Sonrasında tekrardan geriye döndüm. 12. sıramdayım. Orta kısma kadar geldim. Birinciye battım, ikinciye battım, üçüncüye battım, dördüncüye battım ve 5 ilmeği birden topluyorum arkadaşlar. Sonrasında ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Videonun başlangıcında patiğimizle ilgili biraz bilgi vermedim arkadaşlar. Birinci bölümde vermiştim. O yüzden şimdi biraz bilgi vereyim. Hem örerken patiğimiz, erkek patiğimiz 45 numara ayak numarasıyla uyumludur. Arkadaşlar 44-45 ayak numarasına olur. İplerin patik ipliği tığım 3 numara tığ. İki farklı ip kullandım. Siyah ve gri renk. Ön tarafımıza baykuş modelini oluşturdum. Siz isterseniz bu modeli yapmaya da bilirsiniz. Normal sade düz yaparsınız. Olmadı hani siyah renkli böyle çizgi çizgi de yapabilirsiniz birkaç yerde. Patiğimizin birkaç yerini siyah da renkle de geçebilirsiniz. Ben böyle baykuş modelini uyguladım. Böyle biraz farklılık olsun istedim. Bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi 12. sıramı da tamamladım ben. Sonrasında patiğimizi şöyle ters çevirerek dikme işlemi uygulayacağız. Böyle öndeki trabzanın başına, arkadaki trabzanın başına batalım. Bir kere de çekelim. Böyle önden, arkadan battık. Bir kere de çektik. Önden, arkadan. Bu şekilde tamamlayalım. Evet
Sevgili arkadaşlar, ben sonuna kadar dikme işlemimizi uyguladım. Sonrasında iki zincir çektim ve makasla ipliğimizi burada kesiyoruz. Şöyle çevirdiğimizde bakın bu şekilde çok güzel dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu ipliğimizi de hazır koparmışken hemen şöyle gizleyelim. Şöyle gizleyelim hemen arkadaşlar. Evet, patiğimizi böyle bitirmiş olduk. Şu şekilde. Erkek patiğimizi bitirdik. Şimdi şu düğme kısmı ayağımızın dış tarafına gelecek arkadaşlar şöyle. Mesela böyle ki, mesela buradaki düğmemiz bu taraftaysa bu patiğimizin şu tarafında olacak düğmemiz. O yüzden hani şuradan başlayacağız yapmaya. Birbirine ters tarafta olacak düğmelerimiz. O yüzden şu taraftan yapmaya başlayacağız. Bakalım sayalım ben kaç trabzan yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yapmışım. O yüzden 8, 4 sırada yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncı sıradan başlamışım. Şimdi şöyle sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle altıncı sıradan başlayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 6 tane şuradan ikili trabzandan şöyle bir sıra bırakacağız. Şöyle ikinci sıradan başlayacağız. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle şuradan başlıyoruz. Bir sıra kalacak. O sırayı örmüyoruz. Bir, iki, üç zincir çekelim. İkili trabzan yaptık. Şu ipliğimizi de saklayarak gidelim. Tığımızın üzerine alalım. Şöyle şuralardaki trabzanlara iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle trabzana direkt şöyle içinden geçerek batıyorum. Şöyle göstereyim. Tığımızın üzerine alalım. Şuradaki trabzanımıza şöyle batarak iki, dört, altı tane yaptım. Şimdi sekizinciyi yapacağım. Yedi, 8. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında 3 zincir çekeceğiz. Geriye döneceğiz. Git gel yaparak öreceğiz. Evet. Burayı yapmıştık arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. 8 tane trabzan yapmıştık. Şöyle bir sıra bıraktık. Diğer 4 sıraya ikişer 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 yapmıştık. 8 tane ikili trabzan oldu. O ikili trabzanları git gel yaparak toplamda 14 sıraya tamamladık. Şurada 14 sıramız var. Şimdi şurası, şu kısmı bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi şu gözlerinden bir tanesinin yapılışını göstereyim sizlere. Siyah ipliğimizle yapacağız. 3 zincir çekelim. 3 ya da 4 zincir çekelim. Onu yuvarlak haline getirelim.
Böyle yuvarlak haline getirdik. Böyle o yuvarlağın içine böyle 4 tane falan sık iğne yapalım. Çok da büyük olmasını istemediğimiz için 4 tane sık iğne yapalım. 5 de olur. 5 yapalım. Tam yuvarlak olsun. 5 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çekelim ve biraz ipliğimizi uzun kopartalım. Dikeceğiz ya. O yüzden uzun kopartıyorum. Uzun koparttık. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde şöyle göz olarak dikeceğiz. Evinizde siyah düğme varsa arkadaşlar siyah düğme de dikebilirsiniz. Siyah düğmeyi beyaz iple dikerseniz şu beyaz kısımlarını yapmış olursunuz. Siyah düğmeyi beyaz iple dikerseniz. Şimdi bu siyah ipliğimizi dikeceğiz. Sonrasında beyaz ipliğimizle orta kısmından bir kere geçeceğiz. Gözümüzü oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi ben dikmeyi göstermeyeyim. Şöyle dikeceğiz. Bunu dikeceğiz. Ortasından da beyaz ipliğimizle bir kere geçeceğiz. Bir kere dikiş atacağız. Şu beyazlığı sağlamış olacağız. Gözümüz bu şekilde arkadaşlar. Kenar oyasının yapımı da sık iğne olarak yapacağız. Şöyle göstereyim. Şu herhangi bir yerinden başlayalım. Tığımızın üzerine almadan bakın bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle yuvaların içlerine 2 tane sık iğne. Bu şekilde. Şu yuvanın içine 2 tane sık iğne. Bu şekilde. Şöyle şu yuvalara hep böyle sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Tığımızın üzerine almadan bir kere de batıp çekeceğiz. Tığımızın üzerine almadan bir kere de batıp çekeceğiz. Bu şekilde kenar oyasını tamamlayacağız. Sonrasında şu kemerimizin de etrafını kenar oyası yapacağız. Kenar oyası bittikten sonra şöyle çok gevşek gevşek bir şekilde böyle iyicene gerdirmeden şöyle gevşek bir şekilde şu düğmemizi buraya dikeceğiz arkadaşlar. Sonrasında patiğimizin yapımını bitirmiş olacağız. Nasıl yapıldığını anlattım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yine takıldığınız yerde, yapamadığınız yerde burası nasıl oldu falan diye soracak olursanız yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada belirtirseniz ben elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağım. Şu şekilde bakın. Bak, o gösterdiğim şekilde gözümüzü dikiyoruz. Ortasından bir kez beyaz ipliğimizle de bir kez dikiyoruz. Böyle beyazlığı sağlamış oluyoruz. Baykuşumuzun gözleri. Yine şu kemer kısmını sık iğne olarak etrafını dolanıyoruz. Sonrasında düğmemizi dikiyoruz. Biraz gevşek dikelim, gerdirmeyelim. Yine şu kısmına da kenar oyasını yapmıştık. Bu şekilde arkadaşlar. Patiğimizin bitmiş hali bu şekilde olacak erkek patiğimizin. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. Bu şekilde arkadaşlar patiğimiz de yine bu patiğimiz için de beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı gören, modellerimden yapan, kanalıma giren bütün herkesi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Abone olarak bana desteklerinizi
Evet, kanalıma abone olarak arkadaşlar bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Sizlerin yorumları, beğenileri benim için çok değerli ve kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.